Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa Sıra Meşelerdeyiz. Emre abimizin misafiriyiz. Abi merhaba. Merhaba. Bize kapını açtığın için öncelikle sonsuz teşekkürlerde bulunuyorum. Ayrıca arkadaşlar Emre abimizden bir kendini dinleyelim. Burada bolca çeşit var. Yani üretim belgeli kedi üretiyor ve birçok ırk var. İran, Exotic, British. İşte bak güzelliğe bak. Şunu bir yakından göster. Arkadaşlar böyle geziyor bu hayvanlar burada. Salınıp geziyorlar. Gayet güzel salmaları var. İçeride gece barındıkları sıcak alanları var. Kanikorsa var. Ayrıca bu videonun bir sonraki videosunda da mutlaka sabırsızlıkla bekleyin. Balık üretimi arkadaşlar. Belki de görmediğiniz ırklar da var. Evet. Belki göremeyeceğiniz ırklar da var. Öyle bir balık üretimi yine Emre abimize ait. Evet. Onun videosunu da izleyeceğiz. Seni bir ufak tanıyalım abi ilk önce. Sevgili arkadaşlar, ben Emre Türkan. Bursa Balık ve Akvaryum Dünyası'nın sahibiyim. Balık üretimimiz öncelikle olarak, sonrasında kedilerimiz. Kedilerimiz sadece cins kedi olarak değerlendirmiyoruz. Sokak hayvanlarına da bakıyoruz. Gelir gelmez dikkatimi çekti, lafını böldüm ama bak. Serdar şurayı bir göster. Abimizin bak orada sokak hayvanlarına koydurulması. Ayrıca şurada bir güzelliği var. Bak şunu da göster. Bunu da göster. Bu güzelliği kedilerle de çok iyi anlaşıyor. Bak gel kızım. Gel kızım atla. Bak. Kedilerle de anlaşıyor yani. Anladın mı? Burada var yine bir kedimiz, sokak kedisi. Bu kankam biraz özgür. Bu kankam özgürlüğüne biraz fazla düşkün. Bu da burada takılıyor. Abi üretim belgemiz var mı bunlarda? Tabii ki üretim belgesi. Tabii resmi olmadan zaten hem cezası var. Hem de yani standartları tutturamıyoruz. Yani bir belge alabilmek için tam olarak kuralları öğreniyoruz. Ne gerekiyor? Doğumhanesi, işte çeşmesi, suyu, temizliği, ısınma. Biraz bahsedelim mi onunla? Tabii ki. Yani çeşmemiz var sağ tarafta. Benim bildiğim kadarıyla tabii 7 metre yakınında olması gerekiyor. Kedinin doğumhanesine 7 metre yakınlıkta olması gerekiyor suyu. Tabii ki benim bildiğim kadarıyla evet. Kurallar değişmemişse tabii, tabii ki. Yani şöyle bir şey var, standartlara tam uyacağımız imkanımız da var. İstenilirse tabii ki boruyu ta içeriye kadar, 1 metre yakınına kadar, tam yanına kadar çektirebiliriz. Yani burada hiçbir imkanımız var, yok. Hiçbir türlü problemimiz yok. Tabii biz de Emre abimle kedi konusunda sürekli paslaşıyoruz, eşlemelerimiz oluyor, yardımcı oluyor bize kendisi sağ olsun. Abi birazcık başlayalım, şu güzelliği bir elimize alalım. Mesela insanların merak ettiği şeylerden başlayalım kaçmaya çalışıyoruz. Emre abi çok seviyor normalde. Evet. Bu şimdi arkadaşın şöyle, cinsi nedir abi? Scottish Fold, beyaz bir kedimiz. Kulakları yani Scottish'lerin kulakları normalde benim bildiğim kadarıyla İki çeşit gibi diyelim. Şöyle arkadaşlar, ben öyle açıklayalım. Biz hani Emre abim de kesinlikle iddia etmiyor. Bu böyle demiyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla biz burada kesinlikle, size bir şeyler aktarıyoruz. Kesinlikle. Ya yani düşük kulak dediğimiz zaman yani bir orta düşük kulak benim bildiğim kadarıyla. Bir de bir tam tane böyle, örneği var göstereceğiz. Tabii örneği de var. Bu tam düşük kulak. Tam özelliklerini taşıyor mu benim gördüğüm kadarıyla. Yani resimlerden olsun, videolardan olsun, canlı olsun. Araştırdığım kadarıyla. Bu yani o özellikleri taşıyor ama tam olarak Scottish Fold mudur, kırmalık var mıdır onu bilemem tabii ki ama gördüğüm videolarda, baktığım canlılarda. Yani secereli bir kedimiz değil arkadaşlar değil, ama değil. Dış görünüşe bakıldığı zaman kulak kırıklarının açısı yani kulakların açısı, tüy yapısı keza. Göz yapısı, burun yapısı ve alnın yapısı. Çizgileri altgenlerini belli eder. Ben de bildiğim kadarıyla aktarıyorum. Evet. Ona göre baktığımız zaman bu tamamen ırkın özelliklerini taşıyan bir kedi. Tabii ki. Tabii. Eşlemeye açık bir aktif erkeğimiz var. Aktif erkeğimiz tabii ki. Devam edelim abi. Burada çok burada güzel bir güzellik var. Burada egzotik İranımız var. Alalım mı onu? Tabii ki. Gel bakalım. Gel bakalım. O senin peşinden ayrılmıyor evet, abi. Gel. 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 Bu özürlü bir kedimiz. Oradan başlayalım. Şöyle diyelim. Yani normalde kuyruksuz kedileri ben araştırdım, baktım. Var. Yalnız bunun kuyruğunun olmaması bunun bir özürü. Özürlü diye tabii ki dışlamıyoruz. Daha çok seviyoruz. Normalde şöyle yani kesik kuyruklu böyle doğan var. Kırık var. Mesela Siyam kedimiz şöyle gösterelim. Siyam kedilerinin bir de kırık kuyruklusu var. Daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama. Daha önce şahit olmadım. Kırık kuyruklu olarak araştırma yaptığınız zaman Siyamların
düz kuyruklusu ve kırık kuyruklusu var. İranlarda, egzotiklerde tam bilmiyorum ama bu egzotik, İranların yarım kuyruk deliler olan, yani kuyruksuz olarak araştırdım ve İranlarda var. Ama bu arkadaş öyle değil, bu arkadaş tamamen özürlüyle. Tamamen özürlü, tabii ki. Köpeklerden örnek vermek gerekirse, Ferhat abime de buradan selam olsun. Ferhat abimden öğrenmiştim, Jack Russell ırkı tamamen dik kulakta oluyor. Yatık kulaklı oluyor ve tamamen sivri bir şeyi de oluyor, kuyruğu da oluyor. Küçücük böyle kuyruğu da oluyor. Evet. Yani evet. Irkında taşıyor. Bu cinslerin ırkında da var normalde ama bu arkadaşımız özrüyle. Yani tabii o ki. Cins değil. Kesinlikle evet, onu evet, iddia evet, etmiyoruz. Evet, evet. Bu da çok güzel bir kuyruğumuz. Ben buna aşık oldum galiba. Bu arada her gün bakımları yapılır. Hani tırnak bakımı olsun, tüy bakımı olsun, yiyeceği olsun, onlara çok dikkat edilir. Alan temizliği olsun. Kullandığımız mamanın tüy yapısına etkisi olsun. Bunlar göz önünde bulundurulması lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Ve sağlıkları için benim isteğim insanlardan, hani kediyi aldım sadece oyuncak niyetiyle değil de tamamen bir canlı varlık baktıklarını, önemini alsınlar ve o şekilde evet, canlılara baksınlar. Ya, gördüğüm kadarıyla arkadaşlar kedilerin tamamen bir özgür yaşam alanı var. Tabii ki. Şu yani tellerle şey görmeyin. Sınırlı değil. Sınırlı görmeyin. Aldığımız her kediyi dışarıya salabiliyoruz. Tabii. İsteyen istediği gibi gezer. Hele ki bu Siyan var mı? Mahallede tur atıyor. biz gelince tepede falan da. Şöyle de gelsen de bak, burada daha hepsi birbirinden güzel bu arada. Ama bu arada çok güzel var be abi. Gel böyle Serdar, gösterelim içeride. İçeride gösterelim, sorun yok. Burası da arkadaşlar salma alanı kedilerin ve içeride de yine akşam soğuk olduklarında kalması için bir yaşam alanları var. Bu İran egzotik secereli bir oğlumuz. Özelliklerinin tamamen hepsini taşıyor. İran egzotikte benim bildiğim kadarıyla, tekrar söylüyorum, yüzünün hatlarının, burnunun basık olması gerekiyor. Ve ırkının tamamen özelliklerini taşıyor diye biliyorum. Yine iddialı değilim ama bu konuda. Şöyle, ama bu konuda iddialı olabiliriz. Neden dersen? Secere olduğu için. Tabii ki. Böyle her önüne gelen kediye ha demeye çıkartılabilen bir şey değil. Yani babası, annesi, secereli oldu, dedesi. Tabii ki. Yani çok önceden gelen bir soy takibi gerekiyor bunun için ve bir de soy takibi de yetmiyor. Altından gelen yavrunun tamamen düzgün olması gerekiyor ki o da secereye sahip olsun. Sözünü kestim, bir de şöyle bir şey var. Zaten bu secereler odadan takip ediliyor. Eşleştirdiğimiz hayvanın secereli olması gerekiyor. Ve yavruları doğduktan sonra da bunu odaya bildirmemiz gerekiyor. Bir de kesinlikle yıllık bir eşleşme sayısı var bildiğim kadarıyla. Tabii, doğru mu? Bir kere. Evet. Bir yıllık kere. Bir eşleşme sayısı var arkadaşlar secereli kedilerle arasında. Abi bu kızımız da çok güzel. Bunlar niye birbirinden güzel böyle? Benim çok hoşuma gitti bunlar. Şöyle. Bu kedimiz de İran Persilyan olarak geçiyor. Şunla aynı ırk mı abi? Değil. Değil. O zaman yani onu bir al abi. İran... Ben de bunu ben alayım. Tabii. Belki farkını anlatırız tabii. Yan yana. Şöyle. Kapak fotoğrafı da alırsın Serdar uzaktan bize. Bu kedimiz İran Persilyan. Bu sadece İran. Yani İran Persilyanlarda genelde gözlerden, yani mavi gözlü olduğu zaman Persilyan adı veriliyor. Ama ben araştırdığımda tabii ki bunlar da Persilyan olarak geçiyor. Yani mavi gözlü olmasa dahi tüy yapılarından, işte burunun basıklığından zaten İran olduğu belli oluyor ama Persilyan göz etraflarının birazcık sarkıklığından, yanak tombulluğu, tüylerinden uzun olmasından vesaire, bunların İran olduğunu, orijinal İran olduğunu gösteriyor. Evet. Bunları da salalım böyle, bu güzelliklerle gezsin. Arkadaşlar burada serbestler. Yani alanları konusunda hiçbir problem yok bizim gördüğümüz kesinlikle, kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle. Gel bakalım biz şöyle bir yan tarafa da geçelim. Bu kadar da bitmedi ve buradan hani gösterdiklerimizle de bitmiyor. Buranın dışında da bir yine üretim yaptığı bir alanı var Emre abimizin. Tabii ki. Orada da yine buradan bir tık daha üst seviye, yani secereli kedilerin bulunduğu bir yer. Tamam. İstersen onu koyalım mı abi içeriye? Tabii. Bir dur. Buradan devam edelim. Abi sen böyle bir öncülük etmişsin. Bizim çiftliğin kapılarıyla tam tersi arkadaşlar, o yüzden ben kapıyı kapı atabiliyorum bazen. Gel. Hay maşallah. Bu tarafta da British dediğimiz kedilerimiz, canlılarımız, sevdiklerimiz burada.
Şu şekilde göstereyim. Gel bakalım, gel biraz tedirgin oldu. Gel bakalım. Tamam. Şimdi tamam. Bizi de tanımıyor. Tabii, tabii. Bir ufak rüzgar var. Evet, ondan dolayı. Bir tiş dik kulaklı. Yine standartları taşıyan bir kedimiz. Bildiğimiz kadarıyla yani kırmalık olmadığını düşünüyorum. Çünkü yavrudan büyüttüğüm bir kedi. Bir de yüz tombullu benim tabii, yüz dikkatimi çekti. Tombullu. Yüzü böyle yuvarlak. Evet. Kulak sivriliği de çok öyle sivri bir kedi değil. Tabii İranlara göre de tüyleri daha kısa. Bir de tüy yapıları olur. Birazcık daha sanki bir şey sertimsi böyle İranlara biraz, göre. Evet. Değil daha mi? İranların evet. Biraz daha tüyleri yumuşak. Bunların evet. Biraz daha sert. Mesela bundan daha serti var. Şu arkadaşın. O birazcık ürkek. Ürkek bir evet. Kedimiz. Şöyle Serdar yakınlaştırabilirsen. Hiç rahatsız etmemize gerek yok. Evet. Onu dışarıya çıkmaya pek alışık değil. İçeride duruyor o sürekli. Biz de gördük burada. Yani o mesela tüy yapısı olarak uzaktan gördüğüm kadarıyla daha sert daha değil mi? Daha sert, evet. Daha sert bir kedimiz. Ben bu oğlumuzu biliyorum. Ben bu oğlumuzu biliyorum. Bu oğlumuzda top kafa. Ayı surat diyorlar. Yani halk şeyinde mi artık ayı surat ya şöyle diyelim biz birazcık daha profesyonel terimleri değil de değil kendi ki. Aramızda kendi. Kullandığımız hani kedi bakanların kedi sevenlerin dili evet, daha doğrusu evet. Bu canlılara sahip olanların bunlara evlat edinenlerin konuştuğu dilde evet. Yani şöyle baktığın zaman zaten mantıklı bir şekilde bakarsan ayı surata benziyor. Evet. Evet. Yani bu kedimiz bayağı bir heybetli. 8-10 kiloya kadar çıktı. Tabii biz diyet yaptırıyoruz çok kilolu oldu. Şunu alabiliyor musun sen eline abi? Tabii. O insana gel. Ben bunu alayım. O biraz ürkek. Baba ağır. Gel bakalım. Maşallah bayağı büyük. Bu arada ağır. Evet. Şöyle bir yan yana tutalım abi. Tabii. Bir kafasına bakar mısın şunu ya? Yani. Şimdi fark bariz bir şekilde anlaşılıyor. Evet. Ya bunlarda da örnek vereyim Pomerian cinsi köpekler var. Bizim genelde takipçilerimiz köpekten anladığı için oradan da örnek veriyorum arada onların evet, da anlaması evet, için. Evet. Pomerianlarda ayı surat ve spitz dediğimiz yani bu spitzlerin burnu uzun birazcık daha alnının yapısı. Sen ne güzel baktın konuşturmadı. Alnının yapısı düz. Bunlarda da aynı şekilde bu ayı surat, panda surat artık yuvarlak surat siz ne derseniz. Nasıl adlandırırsanız ve birazcık uyuşuk. Evet biraz uyuşuk. Ama aktif bir erkek. Aktif da bir erkek evet. Da bu da eşlemeye açık. Eşlemeye aktif bir erkek. Erkek. Evet. Arkadaşlar bu arada Emre abi eşleme konusunda, yavru talebi konusunda her türlü ulaşabilirsiniz. Yani benim tabii siz o saatte aramayın ama benim gece 3'te bile telefonumu açmışlığı var. Öyle söyleyeyim. Kendileri toplu gösterelim. Zaten, numarasını, şeyde iletişim adreslerini ben aşağıda bırakacağım. Gel bakalım. Buyurun şöyle geçelim. Abi son olarak bu kızla biraz oynayalım mı da? Tabii. Ben bunu çok sevdim. Bir de arkadaşlar ben buraya sürekli gelip de gidiyorum. Bu sefer bilerek şey yapmadım. Beyaz giymedim. Çiftlikten geldim ama beyaz giymedim. Çünkü biz buradan geçerken arkadaşlar sürekli Emre abi tutuyor. Bugün dedim bunu mıncıracağım dedim. Yani dedim bunu mıncıracağım. Bugün bu kızı mıncıracağım. Gel bakalım. Bu kızımız kaç aylık abi? Bu bir yaşını geçti. Bir buçuk ay oldu bir yaşını. Yani şöyle diyelim. 14 aylık. Kesinlikle kedilere en ufak bir zararı yok. Sadece biraz heyecanlı. Şöyle gösterebilirsem tabii heyecanında. Yani şu yüzündeki bütün çizikler kedi çizikleridir. Ona rağmen kedilere en ufak bir zaten yok. Kediler sürekli burada. Ben burada. Kesinlikle öyle alıştırdık yavrudan ve itibaren ben. Bilmeyen varsa da Kalikorsa cinsi bir de güzel bir Kalikorsa. Sen nasıl bir şeysin? Arkadaşlar enerji bitmiyor. Kesinlikle. Geldiğimizden beri bangır bangır o tarafa bu tarafa koşuyor, o tarafa bu tarafa koşuyor. Sürekli oyun istiyor. Yani bu hayvanların yetiştirilme tarzı. Bu Kalikorsa dediğimiz ırk aslında Pitbull, işte Dogo Argentin, Doberman gibi korkunç bilinen ırklardan birisi. Kesinlikle Kalikorsa. Klasik bir söz evet. Söyleyeceğim. Hani vahşi hayvan yoktur, vahşi insan vardır evet. Denilen bir söz var. Kesinlikle öyle. Yavruluktan beri ben de yavruluktan tek, aldım. Tek ısırıkla kemiğimi kırabilecek kesinlikle, kuvvetli olduğunu kesinlikle, eminim. Kesinlikle. Tek ısırıkla. Isırma, bir saldırma kesinlikle. Sadece işi buraya. Oyun. Buraya gelecek mi? Aferin kızıma benim. Aferin. Göbü sarılayım sana. Göbü sarılayım sana. Göbü sarılayım sana. Göbü sarılayım.
Maşallah çok güzelsin sen. Arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla, dışarıdan gördüğümüz kadarıyla Emre abimiz de bizi çok samimi ağırladı. Kedilerin, köpeklerin, bir sonraki videoda göreceğiniz balıkların ne bir yeminden, ne bir suyundan, kesinlikle, ne bir bakımından hiçbir şeyinden kaçınmıyor burada. Kesinlikle. Emre abinin de iletişim adreslerini bırakacağım alta. Talep etmek isteyen olursa, eşlemek için ulaşmak isteyen olursa her türlü Bursa için de Emre abiye ulaşabilir. Var mı abi senin söylemek istediğin şey? Son söyleyecek şu sözlerimle kapatmak istiyorum. Her canlı bizim için değerlidir. Sokakta, imkan dahilinde herkes, yani su olur, ne bileyim imkan dahilinde mama olur. Sizden ricam sadece canlılara sahip çıkın. Arkadaşlar, sonuna kadar destekliyorum. Herkesten de destek bekliyoruz. Bunun adına biz proje de yapmıştık. Herkes Allah rızası için kapısının önüne bir kap su, bir kap mama sokak canlıları için koysun. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olup videoya yorum atmayı unutmayın.